Hanımlar beyler, karşınızda Ceza. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etmez sus. Bir vakit dolmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etmez sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron. Ben de giri kevler metril, sen de sade bir karton. Zaten tekim çıplak, gezsem ne olur her gün Decathlon. Hep diken diken etrafımda, kendi kendimeyim her gün sor. Hep diken diken gel bir gör, tıkandı kaldı bak her bir form. Kırıntılar arasında kaldım, adı konsun artık hadi konsomat. İsim o her sokakta beni bulmak zor. Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın? Kulağına dantik müzik takılanlardansın. Ama kusura bakma, yapılacak hiçbir şey yok. Hızlı söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen sizlersiniz hep. Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor. Şuna baksana kek, altına bez, alsana test. İki kere iki ceza eder net. Birikiminiz ile bir bardak bile dolmaz. Öğrenebildim mi velet? Web harekettir, ve de politiktir. Bunu hazmedemiyorsan az siktir. Duvarda hitlis, çoğunuz misfit. Karalarım geri sen yine hitlis. Bilmiyorsan sus, yaraları tuz. Karalar ayak ile herkese kumpas kurbat. Uzaktan headshot, zaten göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Mik mikrofonla ben kaybolduk. Gördüğün yol rüya hayrolsun. Ben kapitan bak kapıtan çok. Kol kapıdan pencereden sok. Sen çatapat ben top atan. Kalk gidelim benzeri koy boy. Bir de sohbeti kes kalk hadi kovboy. Seni sevmedi rap yetmedi goy goy. Ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler. Türemiş kimi kafa kara elemanlar. Güzel hepinizi yola barikatlar. Yeni setler, yeni barajlar ve yeni sesler. Yeni karakter ve yeni der. Yeni taraftar ve yeni bitler. Geri dönüş yok mu bizi kitler, ne yapacak? Durun durun bekleyin, geldim işte buradayım. Merak etmeyin, perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim. Herkes bıkmış kısmen bakın, sol kanattan hiç bitmez akın. Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın. Bak bu tak benim, patlatır derin çağ atlatır. Katlarım rapi, çıkarsam bir yola dönmem hiç geri. Gelinim hep benim, hem de tertemiz. Yanlışı bırak, doğruya tap. Saniye saniye kafiye bak, bana gelmez buralar karışık zaten. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etap buz. Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Burada geri geri gidiyoruz. Bir anda olaylar çözülüyor klipte. Herkes kardeş. Yeah. Oh yeah. Herkesin büyük ihtimalle hayalidir ya. Seninle beraber böyle yolda gidip hani birlikte şey yapabilmek. Ben vallahi ilk kez... Dediğim gibi benimle seyahat eden... Birçok kişinin de böyle bu şeye şahit olmuştu çoktu. Çünkü yol boyunca saatlerce rap yaptığımız için birçok kere hep enstrümanteller de yanımda oluyor. Ben bayağı şeyi hiç unutmuyorum. Hatırlar mısın yıl kaç? 2000, 2010, 2011 falan olabilir. Bakü'de. Evet, aynen. Sen birlikte bir konsere gitmiştik. Ben de sizinle beraber gelmiştim. Aynen. Bakü, Azerbaycan'da rapçi kardeşimiz Uran vardı yanımızda. Aa, evet. Turgut kardeşimiz vardı. Aynen. Güzel bir zaman geçirmiştik onlarla ve rap yapmıştık arabada. Arabada birkaç, çok birkaç iyiydi. Birkaç dakika boyunca, yol boyunca, havaalanına kadar gezdiğimiz süre boyunca. Ama hep hayatımız böyle geçti. Biz mesela yani arkadaşlarımla hep otururken kendi aramızda hep sayfalar rap yapmışızdır yani. Yani bu müzisyenliğin bir parçası sürekli mesela bir yerde çalmak, prova yapmak vardır mesela. Bizde de rapte
sürekli mesela freestyle'ler olsun, sayfa dediğimiz ortam gibi yuvarlak oluşturup sırayla herkesin rapler söylemesi, farklı beatler üzerine ya da yeni parçaların canlı yapması, konsermiş gibi böyle şeyler yapmak her zaman hayatımın bir köşesinde oldu ve arabada bunu çok fazla da yaptık açıkçası yani. Ya bayağı yani ben bizim şahit olduğumuz işte sen vardın, o diğer Uran vardı. Aynen. Daha kalabalık belki tur otobüslerinde falan olmuştur yani onlara çok, rast gelmedim ama. Uluslararası çapta olduğu, yabancı rapçilerle yaşadığım, Türkiye'de olduğu, hep zaten uzun yollarda özellikle bir yere giderken yani çok gelenek gibi bir şey bizim için kesinlikle rap yapmak sürekli. Arabada. Yani çaldığı süre boyunca insanlar da zevk alıyorsa eğer dinlemekten. Kesinlikle her zaman yapmaya hazırız yani. Ya herkesin konserlerde transa geçmiş bir şekilde, yani bu biraz işte müziğin ve bu müziğin kültürünün de getirdiği bir şey. Pop konserinde böyle bir şey olmuyor, öyle bir ritim de yok zaten ama böyle bir tam dalga yaratır gibi böyle hep beraber aynen, salınması ve sana eşlik etmeleri. Yani nasıl bu ön taraflar hala her şeyi ezbere bilip nasıl söyleyebiliyor ya? Yani ön taraf değil ya, birçoğu öyle ama. Takip ediyor musun sahneden, dikkat ediyor musun? Tabii. Artık yani elimden geldiği kadar herkese göz göze gelmeye çalışıyorum sahnedeyken mesela. Mesela sen böyle. Evet. Artık diyorsun. İyisin şeyden, ülkesi. İyi sınırdan çıkıyoruz. Bulgaristan'a geldik çünkü arkadaşlar neredeyse. İlerisi Kapıkule. Yani elimden geldiği kadar göz göze gelmeye çalışıyorum konserlerimde insanlarla. Çünkü yani insan albüm yapıyor, single çıkarıyor, dinletiyorsunuz. Birileri evet çok güzel olmuş şarkı diyorlar, sizin yakınınızdaki insanlar dinliyor çok güzel olmuş diyor ama konser sırasında sizi gerçekten o anda dinlemeye gelmiş ve onu canlı canlı hisseden, siz de canlı canlı yaptığınız şeyi insanlarla göz göze yapıyorsunuz. O çok önemli bir şey. Hani albümünüzü alıp evde dinlemesiyle sizi konserinize gelip sizi göz göze bakıp canlı canlı dinlemesi size de dinleyiciye de ayrı bir heyecan katıyor kesinlikle. Yani bunun yeri bambaşka. Tabii yani bir de şey için önemli aslında, senin hani müziğinin bunu böyle şey olsun diye söylemiyorum ama nasıl eğlendiğin, nasıl şarkıyı yürüttüğünden çok ne dediğin de önemli. Onun için hani ezberlemiş olmaları bazen daha bugün... Eşlik etmek tabii ki zaten müzikte insanlara şarkıyı söyletebiliyorsanız ve ilk önce dinletmek sonra söyletebilmek çok önemli tabii ki. O olduğu zaman tadından dayanmıyor zaten. Zaten seninle bir 2009-2010'da yaptığımız turda mesela, ha evet, yani on binlerce insanın o yerli plakayı, farkları, bağırması falan sanki böyle şey rüya gibi bir şeydi o sesi duymak. Yani gerçekten bir ağızdan söylemesi insanların bambaşka ve rap konserlerinde birçok müzisyen ve sanatçılarla sahneye çıkıyoruz mesela. Hani onların şarkılarına eşlik etmek kolay oluyordur ya genelde mesela pop şarkıları ya da rock şarkıları daha dörtlük ama abi senin şarkılarını baştan sona söylüyor insanlar, inanamıyoruz diyorlar. Zaten en başta bizim sahnede söylememize inanamıyorlardı. Seyircinin de bir sonuna kadar söylemesi o da ayrı bir şey. Hani tamam bir pop parçalarını eşlik edersin, nakaratını eşlik edersin ama bütün rap'e komple söylemesi bir insanın gelip büyüleyici bir şey. Benim için de öyle ya. Onları gördüğüm zaman zaten sahnede güç ve dinamom artıyor bir anda. Tabii yani, o etki yapıyor bana. Bu çok önemli bir şey. Son dönemde peki canlı çalmaya başladınız, evet, orkestra ile beraber. Son 2014'ten beri canlı çalıyoruz şeyler. Kes. Son esasında son dediğim 4 yıl olmuş. 4 yıl ya, uzun bayağı zaman hızlı. Amma zaman hızlı. Ve çok fazla konser verdik. Dünya çapında konser verdik. Ziget Festivali'ne gittik birlikte canlı. Burada %100 Fest'te The Antwoord geldiğinde çıktık. Yani birçok özel işler çıkarttık ortaya. Özellikle dediğim gibi Ziget Festivali bizim için en anlamlısıydı. Yani dünyanın en önemli festivallerinden bir tanesinde Avrupa sahnesinin headliner'ı olarak çıktık o gün sahneye. O da bizim için çok önemli bir şeydi. Yani onu o ekibimle birlikte yaptığımız önceki çalışmalar ve onun etkisi sayesinde oldu yani. Evet, sahnedeki canlı olması bize birçok şey kazandırdı yani hepimize. Sana, seni nasıl hissettiriyor? Canlı ritim üzerinde daha böyle bir atak, daha bir şey oluyor mu? Yani seyirci açısından mesela çok etkileyici oluyor. Çünkü müziği mesela DJ yapmak rap'in doğasında vardır yani. O her zaman zaten yapıyoruz ara ara konserlerimi, DJ'de devam ediyorum. Ama canlı olduğu zaman sanki izleyici, seyirci müziği görüyorlar böyle. Hani o müziğin, o şarkı sesin nereden çıktığını gitarı orada görüyor, davulu, ritmi orada görüyor, bası orada görüyor, klavyeyi orada görüyor. Hem müziği de görmüş oluyorsunuz. Yani üç boyutlu bir şov sağlamış oluyorsunuz insanlara. O zaman de, çünkü dinlediği zaman insan canlı mı çalınmış değil miymiş fark etmiyor ama sahnede o önemli olabiliyor dinleyici için.
Benim için de şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Parçaları istediğimiz gibi değiştirip, istediğimiz gibi uzatıp, istediğimiz yerinde kesebiliyoruz. İstediğimiz coşkuyu sana bir özgürlük veriyor. Evet, çünkü herkes ayrı bir coşku yaşıyor bizde, bir de orkestradaki herkes çalarken. Herkes çok coşkun sizde, evet, zaten yani. Heyecanımız hiç kaybolmadı yani. Sahne öncesinde de sonrasında da hep aynı coşkuyla işimizi yapmaya devam ediyoruz. Çok önemli bir şey. Şeyde az önce diyordun ya, insanlar bakıyorlar, şaşırıyorlar. Önce sahnede nasıl söylediğime, ilk canlı deneyim. Çünkü bir dönem hatırlıyorum ama bundan belki 15-20 yıl önce. İşte bunları ilk seni duymaya başladıkları zaman stüdyoda mı yapıyorlar acaba, bunu mu yapıyorlar, ama gelip %100 canlısını gördükleri, evet, zaman, evet, bir apış 99'larda, 2000'lerde festivallere gittiğimiz zaman. Yani öyle bir dönemdi ki biz eskiden öyle bir yol açtık ki aslında. Ya geçtiğimiz zaman 90'larda ne yapıyorsun, rap yapıyoruz dediğin zaman daha biz adamlara rapin ne olduğunu anlatmak zorundaydık. Ya şu anda bir rapçi ben rap yapıyorum dediği zaman kim olursa olsun artık anlayabiliyor. O dönemi geçtik biz yani. Şu anda hatta çok başarılı kardeşlerimiz, soruyorlar çok yani. Başarılı kardeşlerimiz falan çıkmaya başladı ya, böyle hani emek veriyorlar ve ben bunlarla gurur duyuyorum açıkçası. Böyle zaman geçti, mesela Ezel, İstanbul Trip olsun, No 1, Yener, Kadıköy'ne kardeşlerimiz, Sanser. Yani bunların hepsiyle gurur duyuyorum. Konserleri sold out oluyor. Yıllardan beri benim zaten istediğim buydu. Bir tek kişiyle değil, bir iki kişiyle değil. Bir sürü sanatçı olmalı bizim sektörümüzde de. Ve hepsi başarılı olmalı. Konserler dolup taşacak. Başarılı işleri imza atacaklar. Ve gerçekten maneviyatla biz bu işe başladık. Ve hep onunla devam edecek ama artık gençler yaptıkları işten para da kazanmaya başladıkça bu iş daha da gelişecektir. Çünkü firmalar olsun, sponsorlar olsun rap'e para yatırmaya başlar artık insanlar. Çünkü bu başarılı kardeşlerimin, demin isimleri saydım ve onlar gibi birçok isim sayesinde oldu. Bizim emeğimizden zaten bir şey bahsetmemize gerek yok. Yani bizi zaten tanıyan tanıyor ve benimle birlikte emek veren yıllardır birçok kardeşimiz var, arkadaşlarımız var. Ama dediğim gibi bu yolun böyle açılması, daha da genişlemesi benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Markaların da aynı zamanda sahiplenmesi çok önemli. Türkiye'de tabii ki çok müzik önemli. Festivali tam yapılamıyorken destekçi olan işte Burn, tabii ki doğal olarak yani bu son dönemde hem sizinle birlikte yaptığınız şeyler var. Hı hı. Büyük bir destekçi. En son Efes'ti galiba, değil mi? Mahal. Evet, rap mahal. Yaptık, evet. Yani çünkü artık günümüzde adam akıllı pop müzik festivali, gezen festival olmuyorken buna yatırım yapılabiliyor olması çok değerli. Ya düşün, şöyle düşün, milyonlarca izlenen sinema filmlerinde bile ürün yerleştirme, sponsor falan alıyorlar artık yapımcılar, yani firmalar. Biz video kliplerimizde hiçbir para kazanmadığımız halde sponsor alıyoruz ve kendi dinleyicilerimiz ve bu rap piyasasındaki insanlar tarafından eleştiriyoruz. Bütün rapçi kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı oluyor ama eleştirmesinler. Yani bu ürün yerleştirmedir, kliplerde sponsor olmasıdır, çok normal şeyler. Bunu Amerikalılar 90'lardan beri, yıllardan beri yapıyorlar. Oradaki sektör daha başka, daha üst düzey reklamlar, daha farklı firmalar tabii ki her şey ama... Sinema filmi için bile söylüyorlar evet, aynı evet. şeyi ya. Evet evet, aynı şey ve dediğim gibi müzikte ellerinden geldiği kadar bu destekleri alıp kullansınlar. Çünkü onlar için müziklerin ne kadar insana ulaştığı ve yapılan yatırımın geri dönüşü çok önemli. İyi müzik yapmaya devam ettiğiniz sürece zaten eninde sonunda bir şeyler elde edersiniz. Ama dediğim gibi sponsorluk ve bu tarz birlikte ortak çalışmalar yani bunu kötü algılanmalı. Şey... Algılanmamalı. Zaten rap'e baktığımız zaman bizim radyolarda artık yerimiz yok. Yıllardan beri evet. olmadı. Biz radyolarda çalınmıyoruz. O yüzden dediğim gibi ben sadece işte TRT FM'de klasik müzik ve eski şeyler çaldıkları için onu dinliyorum ve kendimi dinliyorum ya da aynı Radyo 3. Çalmıyorlar. Rap yok maalesef. Hani bir tane iki tane çaldı işte, o çaldı listeler, o değil. Listelerde yokuz. Şu anda radyolar, kanallar listeye yayınlıyor. Türkiye'nin sosyal medyada en çok dinlenen kesinlikle rap. Dediğim gibi işte Ezel olsun, No 1 olsun, Gazapizm, bir sürü Ayben yaptığımız şarkılar bunlar. Gösterdiler, sosyal medyada en çok dinlenen şarkılar olduğu halde şimdi böyle listeler yayınlıyorlar. Mesela sosyal medyada en çok dinlenen hep pop görüyorsunuz. Bu bir liste rock ve pop tabanından hazırlanmıştır. Yani aslında cümlenin özü şu. Biz rap'i attık, bunlar dinleniyor işte. Aslında değil. Yani Türkiye'de en çok rap dinleniyor, rock dinleniyor ve alternatif müzik dinleniyor kesinlikle. Onun haricinde de bu tarz festivallerin bitmesinin nedeni de aynı şekilde bizi radyolarda çalınmasını istemeyen aynı işte güç ya da kimlerse onlar. Evet yani bu bence müzik şeyinde bu konuda söz sahibi olan insanların biraz olsun düzenlemeleri, biraz olsun bizim Türkiye'de televizyonda da vardır ya, halk bunu istiyor, culuk var bizde.
Yani aslında sen neyi verirsen onu istiyor. Sen vermediğin şeyi bir yere kadar isteyebiliyor. Ve bu işi bildiğini düşünen insanlar da gelip onlar bunu istiyor, biz onlara bunu vereceğiz. İşte rap istemiyorlar gibi bir pencereden bakıyor olmaları evet, lazım. Evet. Ki gerçekler öyle değil aslında. Yani sonuçta sabahtan akşam radyoda seçme şansın mesela Spotify'da ya da diğer sosyal medyada yani platformlarda dinlenen şeyler seçerek dinliyor insanlar ve orada en çok dinlenen zaten belli baktığın zaman. Ama radyoda her şeyi günlük o DJ ya da o radyonun sahibi ya da neyse o neye karar verdiyse akşama kadar o çalıyor. Ve bunu ay sonunda en çok bu dinlendi diye insanlara mesela sunamazsınız yani. Bu da bir adaletsizlik oluyor. Tabii sen belirliyorsun zaten aslında. Aynen. Yani esasında en çok bu dinlendi değil, ben bu ay en çok bunu çaldım. Aynen. En çok ben radyolar olarak biz bunları çaldık listesi aslında o. En çok dinlenen değil, doğru haklısın. Ben çünkü şey diye bir şey de biliyorum çünkü istek de doğru. Biz en çok bunu çaldık demeleri lazım. Evet. En çok bu dinlendi değil yani zorla dinlendi demeleri lazım ya da. Bunu dinlettik. En evet. Çok bunu dinlettik. Ben vicdanen öyle bir şeyde içinde olsam radyonun ya da bu şeyin rap çalınmayacak diye karar veren kişinin ben vicdanım rahat uyuyamam, vicdanım rahat ölemem mesela yani. Bir şeye kesinlikle karşı durmak o kadar gencin, yüzlerce bu işe umut bağlamış insanın ekmeğiyle oynamak demek aynı zamanda hakkını yemek demek, haksız rekabet demek yani açıkçası. Komple bir müzik kültürünü yok saymak kesinlikle yüzlerce, binlerce gencin, insanın, ailesinin ekmeğine ve hakkına girmiş olmak demek aynı zamanda.